Zafer Hocam hoş geldin. Hoş bulduk Mustafa. Ee, galiba konu özdeşlikler. Yani galiba değil direkt özdeşlikler konumuz bugün. Şimdi bu özdeşliklerle ilgili çok kritik bir soru var aklımda. De bakalım şimdi ne çıkacak bakalım yine. Ya ne çıkacak bakalım derken ben sordum mu iyi sorarım. Evet iyi sorarsın diyelim. Ben de hadi kabullenmiş olayım. Bana. Kabullenmiş gibi yapayım diyorsun. Yani <laughs> ee, yoksa çok uzayacak. Tamam peki. Ya ben baktım şöyle konulara. Dersimiz matematik değil mi? Ya matematik. E niye hep harf var hiç sayı yok? E matematik sadece sayılardan oluşmaz ki. Nelerden yani. oluşur? Bize böyle biliyorduk. 1, 2, 3, 4 diye gidiyor. Tamam ilk başta tabii ki sırf onu öğreniyor gibisin ama sonra sonra matematiğin dünyasına açılmaya başladı. Matematiğin dünyasına açılıyoruz. Tabii ki yani matematiğin içerisinde harfler de vardır. Değil mi? Hatta semboller bile kullandığımız oldu. Resimler yani... kullandık, elmalar, armutlar bile kullandığını hatırlıyorum ben Mustafa senin. Ya Hoca sanki şey izlenimi veriyor böyle matematiğe sayılar yetmemiş düşün bak o kadar sayı var yetmemiş harflere geçmişsiniz. Yani aslında yetmemiş açısından değil de hani bilmediğimiz bir şeyler olduğunda aslında mesela Mustafa'nın bir yaşı var ama ben bilmiyorum dolayısıyla bilmediğimi Şimdi sayı ile ifade edemeyeceğim çünkü 14 desem doğru olmayabilir. 18. He, 18 mi? Evet. Tamam. 18 de desem doğru olmayabilir. E, Dolayısıyla ben ona x derim, a derim ki hani böylece karışmasın diyerek. Sanki daha çok karışıyor ya 18 desen direkt x demesen. Bak Ama ben sana yaşımı söyledim. Için i̇şte o sırada 18 diyemem. Sonra bir bakacağız cevapta 18 çıkmamış. 72 çıkabilir yani biliyorsun. Benim kafayı iyice karışmaya başladı. Direkt başlasak mı konuya? Peki başlayalım artık. Müzik Merhaba arkadaşlar. Cebirsel ifadeler ve özdeşlikler konusunda özdeşliklere geldik. Bugünkü konumuz özdeşlikler. Özdeşlikler cebirsel ifadelerde gördüğünüz gibi üçüncü kazanım. E, bunu da anlattıktan sonra geriye sadece bir kazanımımız kalmış olacak. Konu anlatımıma başlayayım. Değişkenin aldığı her değer için doğru olan eşitliklere özdeşlik denir. Özdeşlikler, içerdikleri değişkenlere verilecek bütün gerçek sayılar için denklemler ise bazı değerler için e, sayı veya sayılar için daha doğrusu e, nedir sağlar diyelim doğrudur. Şimdi bakın arkadaşlar özdeşlikler tekrar ifade ediyorum her bir değer için doğru olurken Denklemler bazı sayı veya da sayılar için doğru olabilmekte. Şimdi aşağıda iki tane örneğim var. Önce ben bunları birer denklem gibi çözmeye çalışayım. 2x eksi 3 eşittir 3x eksi 5. Burada ne yapıyorduk? denklemlerde bilinmeyenler bir tarafa bilinenler diğer tarafa dediğimiz bir kural vardı. 3x daha büyük olduğu için e, x'leri sağ tarafta, toplayacağım. 2x tabii ki eşitliğin öbür tarafına geçerken işaret değiştiriyordu. Artıysa eksi, eksi ise artı oluyordu. Eksi 3 zaten bu tarafta yani sol tarafta. Eksi 5 eşitliğin öbür tarafına geçiyor. O zaman onu da artı 5 şeklinde geçiriyorum. Eksi 5 olduğu için. Ve eşitliğin sol tarafı 2. Sağ tarafındaysa ise 3 xten 2x, 2x çıkarsa x cevabını elde ederim. Yani x eşittir 2 çıktı. Gördüğünüz gibi bu bir, bir denklem zaten. Çünkü x'in değeri 2'dir diyor. Peki bunun anlamı nedir diye baktığımızda x yerine 2 yazarsak arkadaşlar şöyle bir çizgi çekeyim ben sizlere. x yerine 2 yazalım. Bakın 2 çarpı 2 eksi 3 eşittir. 3 xte de x yerine 2 yazıyorum. 3 çarpı 2 eksi 5. 4 eksi 3'ten dolayı 1 yaptı. 3 kere 2 6 yapar. 5 çıkardık. Yine 1 yaptı. Gördüğünüz gibi eşitlik doğru oldu. Peki x yerine 2 yazmasaydık. x 2 çıktı ya eşittir. 3 yazsaydık ya da 1 yazsaydık. Hadi 1 için deneyelim. Hani 1 daha kolay diye. x yerine 1 yazarsam arkadaşlar. Onda karışmasın diye şöyle yapalım. x yerine 1 yazdık. 2 çarpı 1 eksi 3 eşittir. 3 çarpı 1 eksi 5. 2 kere 1 2. 3 çıkarırsam eksi 1 yaptı sol tarafı. 3 kere 1 3. 5 çıkarırsam eksi 2 yaptı. Gördüğünüz gibi eksi 1 eşittir eksi 2 çıktı. Yani bunun da doğru olmadığını biliyorum. Yani eşit değiller. İşte bu bir o zaman denklemdir arkadaşlar. Sadece bir sayı için sağladı. Ha birkaç sayı için de sağlayabilirdi ama sağlamayan da var. Şimdi diğer eşitliğe bakalım. Bakın 2x x artı 1 ile çarpılmış. O zaman 2x'i ne yapıyoruz? Dağılma özelliğini kullanıyorum. 2x'i x ile çarpıyorum. 2x kare. 2x'i 1 ile çarpıyorum. 2x. Bu tarafta zaten 2x kare artı 2x var bakın. Şimdi ne yapacağız? Yine bilinenler bir tarafa bilinmeyenler diğer tarafa diyeceğim ama gördüğünüz gibi eşitliğin her iki tarafında da 2x kare var ve 2x var. Eğer bilinmeyenlerin hepsini bir tarafa atarsam bakın 2x kare artı 2x e 2x kare bu tarafa eksi geçti. 2x de bu tarafa eksi geçti ve eşitliğin sağ tarafında bir sayı kalmadı. Yani 0 yazıyorum. E 2x kareden eksi 2x kare çıkardık. 0. 2x'ten 2x çıkardık. Yine 0. E 0, 0. Toplarsam 0 elde ederim. 0 eşittir 0 çıkar. Gördüğünüz gibi x eşittir 0 çıkmadı. Yani hemen sanki çözümü 0'mış gibi gözüküyor ama aslında 0 eşittir 0 çıktı. Yani bir x değeri bulamadık. İşte bu bir özdeşliktir arkadaşlar. Örnek olarak yine x yerine 1 verelim desek. Bakın şimdi şöyle çizgimi çekeyim. x yerine 1 verirsem 2 çarpı 1 1 artı 1 eşitliğin sol tarafı. Buraya da 1 yazdık. 2 çarpı 1'in karesi artı 2 çarpı 1. Şimdi çok uzun olmasın diye daha hızlı gidiyorum. Burası 2 zaten. 1 artı 1 de 2. 2 çarpı 2 oldu. Eşitliğin sağ tarafı da 1'in karesi 1'dir. Yani yine 2 yaptı. 2 kere 1 yine 2 yaptı. 2 kere 2 4'tür. 2 artı 2 de 4'tür. Gördüğünüz gibi ben 1 verdim ve eşitlik doğru çıktı. Eğer 2 verseydiniz yine eşitlik doğru çıkardı. İsteyen 5 de verebilir fark etmez. 10 da verebiliriz. Ama tabii ki hani çok büyük sayılar verdiğimiz zaman bu eşitliklerde yerine koymak daha zor olacaktır. Hani bu yüzden biz genelde 1, 2 gibi daha sade sayıları tercih ediyoruz. Yani daha küçük sayıları tercih ediyoruz. Böylece işlemler yapmak daha kolay oluyor. Bu da aklınızda olsun. O zaman kısaca bir hemen özetleyip geçiyorum bu sayfamı da. Evet her bir değer için doğru oluyorsa bir özdeşlik sadece bir ya da Birkaç değer için doğru oluyorsa buna da biz denklemler adını veriyoruz. Evet bu özdeşliklerden yani o kadar çok var ki biz sadece birkaç tanesi üzerinde duracağız arkadaşlar. Bunlardan bize soru çıkacak hani e, sene sonunda da onu da hatırlatmış olalım ve mutlaka yine bu tarz sorulardan birini kullanmak zorunda kalıyorum. Daha doğrusu bu özdeşliklerden birini kullanmak zorunda kalıyorum. İlk özdeşliğim A artı B'nin karesi eşittir. A kare artı 2AB artı B kare. Eşitliği. iki terimin toplamının karesi özdeşti. Evet ismi de biraz önemli. Çünkü bazen sadece ismini ifade edebiliyoruz. İki terimin Toplamının karesi yani topluyoruz ve sonra karesini aldığımız bir özdeşlik. İki terimin toplamının karesi bu iki terimin karelerinin toplamı ile bu iki terimin çarpımlarının iki katının toplamına eşittir. Şimdi bu cümlede ne dedik? Aslında yukarıda yazıyor arkadaşlar. Bu iki terimin toplamının karesi işte a artı b'nin karesinden bahsediyoruz. İkinci cümlede şunu söylüyordu. Bunların kareleri işte a kare ile b kare gördüğünüz gibi a ile b'di çünkü. Karelerinin toplamı ve çarpımlarının iki katı da evet işte ortada yazılmış. Genelde de bu şekilde ifade ediliyor. Çarpımlarının iki katı da ortada olacak ve bu bir özdeşlik ifade ediyor. Aşağıda verilen karesel ve dikdörtgensel bölgelerin alanları toplamını ve bu parçalarla bir kenarın uzunluğu A artı B olan karenin alanını bulalım. Önce parçaların alanına bakalım. A, A değil mi? Mesela buradakinin alanı A kare. A ile B, ab a ile b yine ab b kare yapacaktır. Böylece dört parçanın da alanını buldum. Ne demişti? Bunların toplamı. Eğer bu değerleri toplarsam arkadaşlar, e, burada benzer bir terim var ortada. Onu unutmuyoruz. Dolayısıyla bu ifadenin değeri şöyle a kare artı ortadaki benzer terimler 2ab artı B kare yapacaktır. Yani yukarıdaki ile aynı dikkat ederseniz şuradaki ifademiz. Bu tarafta ise dikkat edersek a, kenar uzunluğu A artı B olan bir kare var. Kenar uzunluğu A artı B olan bir kare alanı A artı B'nin karesidir zaten arkadaşlar. Şimdi biz bu değeri bulduğumuzda Dikkat edersek bu ikisi birbirlerine eşit çıkacaktır. Neden? İşte bakın şekil üzerinde de gözüküyor. Yani kırmızı kareye baktığınızda o A artı B olan değil mi? Bir kenarı A artı B olan karede de görüyorsunuz kırmızı kareyi. Yeşil kareler var iki tane yine gördüğünüz gibi orada iki tane yeşil kare var. Mor kare var küçük e, o da mor karede var. Gördüğünüz gibi o dört parçada aslında en sağdaki A artı B kenarlı karenin içerisindeler. E, alansal olarak bir değişiklik yok. Yani bunlar birbirlerine eşittir. Ve böylece bir özdeşlik karşımıza çıkmış oluyor. A artı B'nin karesi diyoruz. A kare artı 2AB artı B karedir. Sözel olarak söylemek gerekirse, iki terimin toplamının karesi. Şimdi dikkat edin, kareleri toplamı ile Çarpımlarının iki katının toplamı olacak. Ortadaki değer tekrar söylüyorum. Çarpımlarının iki katı olması gerekiyor. Şimdi örnek üzerinde yapayım. Aşağıdaki eşitlikleri iki terimin toplamının karesi olacak şekilde tamamlayalım. Şimdi x artı 2 y'nin karesi. Evet şimdi bakıyorum birinci terim nedir? İsterseniz terimleri önce şöyle bir not edeyim. İlk terimim x'tir arkadaşlar. İkinci terimim ise 2y. Yalnız burada dikkat etmem gereken neydi hatırlarsanız İşaretler önemliydi değil mi? Artı y'e dikkat edersek. Şimdi birinci terim şunu demiştik size. Kareleri e birincinin karesi zaten x kare. İkincinin karesi biz onu hani genelde ortaya başka bir şey yazıyorduk ya. Şu tarafa doğru yazıyoruz. 2y'nin karesi şöyle ifade edeyim. Ortaya ise ortaya ise bu terimlerin çarpımının bunları çarpıyorum. Ve 2 katını alıyorum. Yani çarpı 2'yi unutmuyorum. Şimdi daha sade hale getiriyorum. İlk terim zaten x kare artı ikincisi dikkat etsek yalnız 2x ile 2 yeni çarpımı oldu. 2, 2, 4, x, y yaptı. Ve artı 2'nin karesi de 4, y'nin karesi de y kare diye yazılacağı için 4 y kare yaptı. Burada sonuncuya da dikkat edelim. Kas sayı olduğu zaman onun da karesini almak gerekecektir. Evet ikinci ifade hemen bakıyorum. 3A ile 4. Bunu da yazayım size. 3A ile 4. O zaman birincinin karesi artık daha hızlı yazayım. 9A kare. İkincinin karesi 4 kere 4 16 diye hemen şuraya artı yazdım. Ortaya da çarpımlarının iki katı. İsterseniz hadi yine bunda biraz zorlanabiliriz çünkü. 3A ile 4'ü çarpacakmışım. Bir de ben bunu 2 ile çarpacağım. Dikkat edelim. E, 2 kere 3 6. 6 kere 4 de 24 tane a yapacak. O zaman daha sade hali. 9 a kare artı 24 a artı 16 yaptı. Şimdi geldim sonuncuya. 5x'in karesi. E, 5 kere 5 25 olduğu için dikkat ediyorum. 25x kare. 3y'nin karesi. 3y 3y evet 9y kare yaptı. Ortadaki ifadede çarpımları isterseniz artık daha hızlı gidelim. 5 kere 3 15 yapacak. 15 x'ye çarpımları. Ama ben buraya 2 katını yazacağım. 30 x y. Böylece bu özdeşliği de tamamlamış olduk. Şimdi bu özdeşliğin çok küçük bir değişik versiyonu var elimizde. A eksi b'nin karesi. Yani A eksi B'nin karesi eşittir. A kare eksi 2AB artı B kare eşitliği. iki terimin farkının karesi. Hani toplamının karesi demiştik. Şimdi de farkının karesi diyoruz. İki terimin farkının karesi bu iki terimin karelerinin toplamı ile bu iki terimin çarpımlarının iki katının farkına eşittir. Bakın bu sefer tek değişik olan şurada daha net gözüküyor. Büyük gözüktüğü için yine karelerini topluyorum. Ama ortada iki katını aldığımda şurada bir eksi işaret olacak artık. Nedeni de buradaki eksiden kaynaklanıyor diyebiliriz. Ne demiş bakalım? A eksi B'nin karesi ifadesinin değerini çarpma işlemi yaparak bulalım. Yapalım şimdi. A eksi B'nin karesi demek. Bir sayının karesi demek arkadaşlar. Üstlü ifadelerden de biliyoruz. O sayının iki kere çarpılması demekti. Yani Burada dağılma özelliğini işleyeceğiz. A ile A'yı çarpacağız önce. A kare diye yazayım. İstersen şöyle göstereyim sırayla ne yaptığımı da şaşırmayalım. A ile de B'yi çarpıyoruz. Ama eksi B'yi çarptığımız için A, B derken eksi A, B yazdım. Sonra eksi B ile A'yı çarpıyorum. Eksi B, A yaptı. Eksi B ile eksi B'yi çarpıyorum. Eksi eksi artı yapacaktır bakın. B kare yaptı. Yine burada benzer terimler olduğu için A kare eksi 2AB artı B kare. Gördüğünüz gibi özdeşliğimiz çıkmış oldu. A eksi B'nin karesi A kare eksi 2AB artı B kare eşitmiş. Evet örneğimle devam edeyim. Yine 3 tane örnek verilmiş. Bunları tamamlamamı istemiş. Kısa yolla yapalım tabii ki. Hani x eksi 3 ynin karesi dendiğinde Birinci terim x arkadaşlar. ikinci terim eksi 3y. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. x'in karesi. Bakın birincinin karesini buraya yazdım. Eksi 3y'nin karesini biraz uzağa yazıyorum. 9y kare diye artık artı tabii ki. Eksi olan hangisiydi? Ortadakiydi. Hani o iki katını alacağımız değerdi. Yani x ile 3y'yi burada çarpmam gerekiyordu. Evet. Buradan da baktığımızda bu ifadeye daha sade yazalım. 2 kere 3'ten dolayı 6 gelecek. 6 x y artı 9 y kare olmuş oldu. İkinci ifade 2 x'in karesi 4 x kare. 5 y'nin karesi 25 y kare yaptı. Şimdi yine biraz daha hızlı gitmeye çalışıyorum. Bakın şu iki sayıyı çarpıyorum burada. 2 kere 5 10 x y'miş. Ben ne yapacaktım burada? 2 katını alacaktım. O zaman ben buraya ne yazıyorum? 20 x'ye yazıyorum. Ve bunu da bulmuş oluyorum. Sonuncuyu da hemen hızlı şekilde yapayım. 4a 4 a demiş. 4'ün karesi 16 olduğu için 16 a kare diye yazdım. Eksi 3 de direkt 9 zaten. İyi o kolaymış. Yalnız bunları çarptığım zaman 12 a yapıyor. O zaman ben buraya bir eksi yazacağım. Şurası eksi olduğu için. Evet 12A yerine de 24A yazıyorum. İki katını yazdım da bu iş tamam diyoruz. Şimdi bakalım bir özdeşliğimiz daha var. Bu da A kare eksi B kare eşittir A eksi B çarpı A artı B özdeşliği. Yani iki kare farkı özdeşliği. En önemlilerinden biri de bu diyebiliriz. İki terimin kareleri farkı İki terimin farkı ile toplamının çarpımına eşittir. Ama diğerlerine göre biraz daha kolay gelebilir. Ama karıştırmamak gereken Yani toplamlarının karesini anlattık. Farklarının karesini de anlattık özdeşlik olarak. Bu ise dikkat edin iki kare farkı özdeşliği. Yani birisi artılı bakın birisi de eksili oluyor. Şimdi sorularla bakalım aşağıdaki ifadeleri iki kare farkı özdeşliği olacak şekilde tamamlayalım demişiz. 4x kare eksi y kare. Şimdi dikkat etmem gerekense bakın. 4x kare acaba kimin karesi diye bakmam gerekiyor. Temin ne yapıyordum? Karesini alıyordum. Karesini alıyordum. Çarpımların iki katını yazıyordum. Bitiyordu. Bunda biraz daha değişik. Evet. 4x kare 4. 2'nin karesi. x kare. x'in karesi. E y kare zaten y'ye aittir. O zaman 2x ile y'yi kullanmam gerekiyor burada. 2x ile y'yi Bakın ne yapacağım? Bir çıkardım. Ha, o zaman bir sonrakinde de toplayacağım. Ve böylece özdeşliğimin kalan parçasını buldum. Tabi eşittir. Yine 4x kare eksi y kare yazmam gerekiyor. Alanım az olduğu için ben bu şekilde bırakayım şu an. İkinciye bakıyorum hemen. 25. Evet. Bazıları hemen ne kadar güzel dedi. 5 çünkü punt kolay oldu. Ama 9a kare deyince bakın hata yapabiliyoruz. Dikkatli olmalıyız. 3a dememiz lazımdı. O zaman terimlerim 5 ile 3a'dır. Yani 5 eksi 3a ve 5 artı 3a. Bu ikisi arasına 1 eksi bir artı yerleştirmem yeterli oluyor. Evet sonuncu bakıyorum burada 49a kare. Yani 7'nin karesi 7a'nın karesi oldu. 36 6x oldu. O zaman 7a ile 6x. Evet. 7a ile 6x. 7a artı 6x ve 7a eksi 6 x yazdım da bu alay bitiyor. Evet bazıları belki de dedi ki hocam sonucu yanlış yazdınız ama değil. Çünkü toplamayla çarpma hatırlarsanız çarpmada da zaten yani 3 kere 4 demek de 12 idi. 4 kere 3 demek de 12 idi. Yani yerlerini değiştirebiliyorsunuz. Burada da aynı. Hani kafanıza takılmasın. Önce eksili mi yazayım? Önce artılı mı yazayım diye bir dert yok. Artılıyı da önce yazabilirsin. Eksiliyi de yazabilirsin. Ama sorun şu. Yani önemli olan nokta şu. Birisi eksili olacak. Birisi de artılı olması gerekiyor. Şimdi bakın bir örnek var karşımda. 450'nin karesi eksi 350'nin karesi. Şimdi ben bu örnekte 450'nin karesini yani buluruz bir şekilde bulabiliriz. Kenarda çarparız yine cevabı bulabiliriz. Ama e, iki kare farkı özdeşliğinden yararlanarak çözersem daha pratik bulma şansım da olabilir. Yani 450'nin karesi bakın zaten bu 450'nin karesi. Zaten söylüyorum 450. Diğeri de 350'nin karesi ve arada da çıkarma işlemi olduğuna göre 2 kare farkı özdeşine uygun olmuş oluyor. 450 ile 350 o zaman ne yapacağız arkadaşlar? 450 ile 350'yi bu sefer terimlerinde x, y yok ya hani şaşırmayın illa x ya da y olmak zorunda değiller. 450 ile 350'yi ne yapayım bir toplayayım bir de çıkarayım diyeceğim. Hangisini önce yaptığımda önemli değil. Bakın bu işlemi yaptığımda da 450, 350 daha 800 yaptı. E 450'den 300 çıkardık o da 100 yaptı. E, bir sayı yüzde çarpmak kolay. Neydi kuralım zaten? Yüzde çarpacaksam sondaki iki tane sıfırı buraya ilave etmem yeterli olacak. Gördüğünüz gibi çok kısa süre içerisinde bu işlemin cevabını buldum. 80 binmiş. Şimdi yeşil bir soruya geldim. Yani birazcık daha zor. Bakalım nerede? m ve n doğal sayılar olmak üzere m kare eksi n kare 19 ise m çarpı n ifadesinin değeri kaçtır demiş. Şimdi bize burada bir eşitlik vermiş bakın şuraya da yazayım. m kare eksi n kare e 19 demiş tahmin edebilirsiniz. Bazıları öyle yapıyor. M ne olabilir? N ne olabilir? Ama bu iş her zaman kolay değil arkadaşlar. Hatta çoğunlukla da zor olur. Hangi sayılar olduğunu bilemiyoruz. Hatta bazen doğal sayıda çıkmıyor ki. Yani 2,5 gibi bir sayılar da olabilir. Bu yüzden kuralı hatırlıyorum. 2 kare farkı özdeşti. Neydi 2 kare farkı özdeşti? M ile N'yi dikkat ediyorum. 1 çıkaracağım. Bir de bu sayıları toplayacağım. Ve sonuç ne yapacak arkadaşlar? 19. Bakın burada aslında iki tane sayıyı çarpacağım 19 yapacak. Peki hangi sayıları çarptığımda 19 yapar? Evet 19 asal sayıdır. Dolayısıyla 19 ile 1'i çarparsam ancak 19 yapar. O zaman bunlardan birinin 19, birinin de 1 olması gerekir. Ne yapacağım tabii ki? Hani küçüğünün şu değil mi? Çıkarma işlemi olduğu için küçüğünün 1 olduğunu büyüğünün de 19 olduğunu düşünerek yine sayısal değerler bulabilirim. Burada da şöyle bir pratik işlem var. İsterseniz onu da yazabiliriz. m eksi n'nin 1 olduğunu ve m artı n'nin de 19 olduğunu biliyoruz. Bakın bu değerleri alt alta toplarsak m ve m sonuç 2m. Eksi n artı n. N diye bir şey kalmaz. 0, 1, 19 daha da 20. İki tanesi 20 olduğuna göre bir tanesi kaçtır? 10'dur. Bakın sayılardan birini bulduk zaten. Birisi 10'sa şurada yerine yazarsak yani m eksi n'nin 1 olduğunu biliyorum. O zaman 10'dan ne çıkarsa 1 yapar? Tabii ki 9. O zaman n'nin değeri de 9'dur diyebilirim. Yalnız bize ne sorduğunu da unutmayalım soruları çözerken. m çarpı n sorulmuş. m çarpı n o zaman şöyle yazalım. M'yi 10 bulduk. N'yi de 9 bulduk. 10 kere 9 90 diye cevap vermem lazım. Evet bir örnekle yine devam ediyorum. X çarpı X eksi 5 artı A çarpı X eksi 5 eşittir. X kare eksi 7 X artı 10 ifadesinin bir özdeşlik olabilmesi için A'nın değeri aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? Şimdi bakın arkadaşlar bu özdeşlikse eğer ya da özdeşlik olması için bilinmeyen yerine ne verirsen vereyim doğru olması gerekmiyor muydu? Bunu kullanabilirim. Veyahut da x kareler, y'ler yani bunların hepsi eşit olması gerekir. Eşitliğin her iki tarafında da. Bundan da yararlanabilirim. Ben değer vermeyi tercih edeyim şimdi bu soru için. x yerine mesela 1 verelim. Hani en kolayı 1. O zaman x yerine 1 verdik. 1 çarpı 1 eksi 5. Şöyle yazıyorum. Hani ne, ne olduğunu görün diye. Tabi sizler direkt 1 yazıp sonuçları da yazabilirsiniz. 1 eksi 5 eşittir. 1'in karesi 7 çarpı 1 e bir de 10. Bir tek şurada a kaldı dikkat ederseniz. Zaten biz de a'nın değerini arıyoruz bu soruda. Şimdi 1 eksi 5 eksi 4'tür. 1 ile çarpınca yine eksi 4 yaptı. Artı bu da eksi 4 yapıyor. Eksi 4 ile a'yı çarpacağız. O zaman eksi 4 a yaptı. Burada 1'in karesi 1. 7 kere 1 7. Ve bir de 10 var. Şimdi eksi 4'ü de bu tarafa atayım. Çünkü bilinenler bir tarafa bilmeyenler diğer tarafa yapacağım. Burada bir tek eksi 4 a kalsın. 1, 11, 7 çıkardık. 4. Buranın işlemin cevabı. Eksi 4 bu tarafa geçtiği zaman yani sağ tarafa geçtiği zaman o da artı 4 oldu. O zaman eksi 4 a eşittir 8 oldu. Her iki tarafı eksi 4'e bölersem Böylece a'nın değerini bulmuş olurum. Çünkü eksi 4'ler gider. Ve 8'de 4'e böldük mü 2 ama eksi 2 yaptı. Demek ki cevabımız D seçeneğiymiş. Bir de şekilli sorumuz var. Hani görüldüğü gibi hani biraz daha zor oluyor tabi bu tarz sorular. İç içe iki kareden oluşmuş şekil 1'deki karelerin kenar uzunlukları santimetre cinsinden A ve B ile gösterilmiştir. İki kare arasında kalan taralı bölgenin alanı 8 santimetre kare ve bu iki karenin çevre uzunlukları toplamı 32 santimetredir. Buna göre bu karelerle oluşturulmuş hekil 2'deki taralı karenin alanı kaç santimetre karedir? Şimdi birincisi arkadaşlar şurada bir ifade verdi. Taralı bölgenin alanı 8. Taralı bölge nasıl bulunur? Büyük kareden küçük karenin alanının çıkarılmasıyla elde edilir. O zaman büyük karenin alanından küçük karenin alanını çıkardığında neyi buluyormuşum? Taralı bölgenin alanını. Onu da 8 olarak vermişsin. 8. Şimdi bunu böyle bırakmayın. Bakın iki kare farkı özdeşliği çıktı. Bunun anlamı a b ile a artı b'nin çarpımı diyor bize 8'dir. Şimdi çarpımları 8 olan sayı yine. Ama şimdi biraz öncekinden biraz daha farklı. Çünkü bir kere 8 olabilir. 2 kere 4 olabilir değil mi? Yani birkaç değişik değer var. Şimdi bir de diğer ifadeye bakayım. Çevre uzunlukları toplamı 32. Çevre uzunlukları toplamı dediğine göre onu da şurada isterseniz ifade edeyim. Birincisinin çevre uzunluğu 4A'dır. İkincisinin çevre uzunluğu ise 4B'dir. Çevre uzunlukları toplamı 32. Bunu da yazdık. Bakın hepsinde 4 var zaten. Bir denklemde eşitliğin bir tarafına ne yapıyorsak diğer tarafına da aynı işlemi yaptığımızda eşitlik bozulmaz. Bunu unutmayın. Yani sadece şunu dörde bölersem eşitlik bozulur. Ama hepsini dörde bölersem tüm hepsini dörde bölersem eşitlik bozulmaz. Dörde böldüm. A artı B eşittir. 8 çıktı. Bakın demek ki bu değer 8 olduğuna göre bu değerinde 1 olması gerekiyor. Yine ben buradan A ile B'yi rahatlıkla bulabilirim. Değil mi? Yani ne olacak diye bakabilirim. Şimdi ne sorduğuna önce bir dikkat edeyim. Belki de bunu sormuştur. Boş başına işlem yapmayalım. Soru şuydu. Şekil 2'deki taralı karenin alanı. Şu taralı karenin alanı. E, karenin alanı için şu kenar uzunluğu lazım bana. E, bir kenarı A idi. Şu kullanmadığı değerde B olduğuna göre A eksi B demektir. Şöyle yazdım. Demek ki bu karenin alanı şuradan şöyle göstereyim. A eksi B'nin karesidir. Benim aradığım değer bu. E ben A eksi B'yi 1 bulmuştum arkadaşlar gördüğünüz gibi. O zaman burada esas bana sorulan değer 1'in karesidir. E 1'in karesi de 1 yaptığı için cevabımız A seçeneği olacaktır. Evet geldik. Milletin Bakanlığı'nın örnek sorularına. Hemen yine şekilli bir soru var karşımda. A, B, C, D diye görüyoruz değil mi? Kare şeklindeki pano şekil 1'de gösterildiği gibi 4 parçaya ayrılıyor. Daha sonra elde edilen bu parçalar şekil 2'deki gibi birleştirilerek bir dikdörtgen elde ediliyor. Elde edilen dikdörtgende parçaların arasında birleşmeyen bir bölgenin kaldığı gözleniyor. Buna göre şekil 2'de elde edilen dikdörtgenden parçalar arasında kalan bölgenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden Hangisidir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar şurada e, birinci şekli bir bakalım önce. Bir nedir o? Kare değil mi? E, B artı 3 kenarlar falan verilmiş. Yani orada A, B, C, D'nin alanlarını tek tek de bulabilirsiniz ama o arada hiçbir boşluk olmadığına göre o karenin alanı zaten A'nın, B'nin, C'nin, D'nin alanlarının toplamına eşit olacaktır. Evet çok mu konuştum acaba? Çok uzun konuşmuş oldum. Kısaca birinci şekildeki karenin alanını bulmam gerekiyor. Birinci şekildeki karede kenar uzunluğu b artı 3. E alanı nedir? b artı 3'ün karesidir. Hemen toplamlarının karesi özdeşliğini kullanıyorum. Birincinin karesi. Şuraya ikincinin karesi 9. Buraya da ortaya da çarpımlarının iki katıydı arkadaşlar. 3B'nin iki katı 6B. Tamam bunu bulduk. Şimdi buradaki şekle bakalım arkadaşlar. Bu şekil bir dikdörtgen ve dikdörtgenin alanı kısa kenarla uzun kenarın çarpımına eşit. Bunun bir kenarı nedir? B'dir. Şöyle yazayım. B. E diğer kenar uzunluğu da b artı 3. O zaman bu ikisini, pardon, b artı 3, bir de burada b var, değil mi? Hemen onu düzelteyim ben buradan. Şöyle. Evet. Evet diğeri neydi? Bakın B artı 3 ile B var. 2B artı 3. Erken görmemiz iyi oldu bunu. Hemen nedir bunun da cevabı? Çarpma işlemi uyguladığında 2B kare artı 3B olduğunu görüyorum. Şimdi bu kare mi daha büyük arkadaşlar? Pardon bu dikdörtgen mi daha büyük yoksa kare mi? Görüldüğü gibi dikdörtgen daha büyük. Çünkü içinde boşluk kalmış. O A'yı B'yi yine C'yi D'yi koyduğumuzda o dikdörtgen içerisinde boşluk kaldığına göre o dikdörtgen daha büyüktür. Ve dikdörtgen içerisinden ABCD'nin alanlarını çıkardığında boşluğun alanını bulmuş olurum. Yani dikdörtgenin alanından 2B kare artı 3B'den ne yapacağız? E, karenin alanını çıkaracağız. Şöyle yazdım. Şimdi bu da eşitlik yazayım şuraya cevap olarak. <laughs> 2b kareden bakın b kareyi çıkaracağım. b kare. 3b'den 6b'yi çıkaracağım. Tabii ki eksi 3b değil mi? Tam sayılar dikkat. Ve 9 çıkaracağım. Yani eksi 9. Bakıyorum seçeneklerde nerede o? D seçeneğinde. Demek ki cevap D. Evet bu örneğimizde de yine cebir karolarına benzer değil mi? Şekiller verilmiş. A kare A B ve B, B kare şeklinde. Buna göre aşağıdaki şekillerin hangisinde boyalı bölgelerin alanları toplamı cebirsel ifadesine eşittir? Şimdi buradaki cebirsel ifade arkadaşlar biraz e, uzun gözüküyor ve şurada hemen A artı B'nin karesi var. Hemen o işlemi yapayım ben. Birincinin karesi, ikincinin karesi ve ortaya da ne yazacaktık? Bakayım artılıymış. Şurası artı olacak demek ki. Çarpımlarının iki katı yani 2AB yazdım. Sonra eksi 2AB'si var yalnız şurada onu da unutmuyorum. 2AB e ile eksi 2AB gitti. A kare artı B kare çıktı. Demek ki benim aradığım değer A kare artı B kare. <laughs> Şimdi bu şekilleri incelediğimizde tek tek baktığımızda şu B seçeneğinde arkadaşlar bakın A'nın olduğu yer bir kare zaten A kare. Şurada da B'nin olduğu bir kısım var. Evet biraz küçük gözüküyor ama bu da B kare. Yani B seçeneğinde A kare artı B kareyi görebiliyorum. Cevap demek ki B seçeneği. Son sorumuza geldik. Gökçe öğretmenle ilgili bir soru. Gökçe öğretmen sınıfa kırmızı sarı mavi renkte 9'ar tane halka ve bu halkaları dizeceği bir tahta getirmiş. Gökçe öğretmen aşağıdaki gibi tahtada x kare yazan çubuğa sadece kırmızı, x yazana sadece sarı, bir yazan çubuğa da sadece mavi halkaları dizerek x artı 2'nin karesi 2x artı 1'in karesi cebirsel ifadelerine özdeş cebirsel ifadeler modellemiştir. Şimdi buna göre Gökçe öğretmen sadece sınıfa getirdiği halkaları ve tahtayı kullanarak aynı şekilde aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisine özdeş bir cebirsel ifade modelleyebilir demiş şimdi arkadaşlar ne yapmış bakıyorum x artı 2'nin karesi diyor x artı 2'nin karesi neydi şuraya not alayım hemen yanına x kare artı çarpımların iki katı 4x artı e, ikinci terimin karesi 4 yani x kare artı 4x artı 4'tür bunlar birbirlerine eşit bakın x kare olduğu için bir tane 4x olduğu için 4 tane 4 olduğu için yine 4 tane. Yani katsayılar kadar, değil mi? Şurada da isterseniz katsayı yazayım. Katsayılar kadar kullanmış bu halkalardan. İkincisini de yapsak bakın. Birincinin karesi 4x kare. Çarpımların iki katı 4x yapıyor ve sonra da 1 geliyor. Yani 4 4 1. Bakın 4 4 1. O zaman sadece katsayılar lazım bana. Katsayılar kadar kullanıyor. Buna da dikkat edelim. Şimdi hangisini modelleyebilir demiş. Birincisi şuraya yazmaya çalışayım. X kare. Şöyle biraz küçük olacak ama arkadaşlar. Hani sığdırmaya çalışacağım. Artı çarpımlarının iki katından dolayı 8x. Artı bir de ne var? 4'ün karesinden 16 var. Yani 1, 8, 16. 16. 16 biraz değişik geldi. Çünkü e, 9'ar tane halka var demiştin bana. Dolayısıyla ne oldu? 16 tane dizemem ben. Yani 16 tane mavi yok. Bu olamaz. Bakın fazla çıktı. Buraya geldim. 4x kare. Birincisi yani 4 çıkmış oldu. Sonra çarpımların 2 katı 6, 12 yaptı. Bakın burada da hemen gözüme çarpmış oldu. 12 çok büyük oldu. Bir de sonuncuyu da yazayım 9 diye. 12'den dolayı bunu da yapamıyor arkadaşlar. C seçeneğine geldim. 9x kare artı Çarpımların iki katı 6x artı 1. 9, 6, 1. Evet bunda bir sıkıntı yok. Demek ki cevap C olacaktır. Hemen D'dekini de bulmaya çalışayım. 9x kare artı çarpımların iki katı. Evet. 12x artı bir de 4. Yani yine burada 12 çıktığı için nedir? D'yi de oluşturamaz. Cevap C seçeneğidir. Evet. Özdeşlikleri de bitirdik. Bundan sonraki konumuzda yine buluşmak üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar.